İzmir yakınından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de Koşu'da bulunan Selimiye Camisi'ndeyiz. Daha önce burası St. Sophia Katedrali'ydi. Hep birlikte gezelim, bakalım içeride ne var, ne yok, nasıl bir yapı karşılayacak bizi. Birlikte gezelim. Selimiye Camii'nin hemen yanında bir pedestan var. Daha önce Aziz Nikolas Kilisesi olarak kullanılıyormuş burası. Şöyle bilgilendirme var. Kapısı çok güzel süslenmiş. Süslemeli daha doğrusu. Onu da size kısaca göstereyim. Çok amaçlı olarak burası kullanılıyor. Osmanlı'nın eline geçtikten sonra burası kilit çarşı olarak kullanılmaya başlamış. Şöyle şu kısmı yıkılmış tabii ki. Etrafına güzelce ışıklandırma yapmışlar ama şimdi görünmüyor. Geceleri çok güzel görünüyor burası. Şöyle pek fazla bir geniş açılacağımız bir alan yok. Böyle Türk bayrağı Kıbrıs bayrağı yan yana algılanıyor. Baktığınızda. Kim inari? Şöyle şu kapısından içeri girelim. Daha öncesi burası katedraldi. Osmanlı burayı fethettikten sonra camiye çevrildi. Şöyle bir şadırma yapmışlar. Daha sonradan eklenme olan. Mantık olarak Ayasofya Camii'ne benziyor burası. İçeri girelim bakalım bizi ne karşılayacak. Şöyle tamamen bakar mısınız? Ne devasa boyutlarda sütunlar var.
olması daha sonradan eklenme diyor. Şunlardan. Hep bunlar daha sonra camiyi çevirdikten sonra konan şeyler. Bir Ayasofya kadar büyük değil ama Kıbrıs'taki en büyük katedrallerden biri idi eskiden. Gördüğünüz gibi. Burası da Lefkoşa kale içinde bulunuyor yine. Büyük Han'a yakındır burası da. İmamın namaz kılma yeri var burada. Daha doğrusu bir tanesi orada az önce gösterdim. Biri burada, biri orada. Ama ne işim böyle yapmış, onu bilmiyorum. Aslında büyük bir alan değil ama dış kısmı özellikle çok güzel. Bir katedral olarak bakıldığında gerçekten de devasa bir katedral. İç tarafı biraz boyamışlar. Boyamasalarmış daha güzel olacakmış. Adadaki en önemli gotik eserlerden biri olan Selimiye Camii, Latin Başkipiskoposu Astorga de Montiago tarafından 1208 yılında yapımına başlanmış. Ortaçağ Fransız mimarisinin çok güzel bir örneğidir aynı zamanda burası. Lüzyan krallarının taç giyme törenlerinin yapıldığı bu yapı 1373 yılında Ceneviz'dir. 1426 yılında Memlükler tarafından yağmalanmış ve birkaç depremde zarar görmüştür. 1571'de Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethiyle birlikte Kıbrıs'ın en büyük camisine dönüştürülmüş. Az önce de size bahsetmiştim. Katedralden camiye dönüştüğünü. 1954'te adı Kıbrıs'ın fethini gerçekleştiren Osmanlı Padişahı 2. Sultan Selim'in ismi verilmiştir. Yani katedralin ismi Selimiye Camii olarak değiştirilmiştir burası. Bakın şu şeyleri de görüyor musunuz? Bunları şöyle etrafını nerede? Bakın hep görüyor musunuz? İnsan hep. Şöyle hep insan figürleri. Hep insan figürleri var burada. Şöyle hep insan figürü. Herhalde şeye benziyor biraz, dinsel, dini adamlara, ortadaki krala benziyor daha çok. Bakın.
Ortadaki daha çok karıla benziyor. Soldaki dini bir adam. Sağdaki de artık kadını temsil ediyor. Bayanımı anlamadım. Şöyle yine diğer kapılar, yani kapının en dış kısmında çiçekler bulunuyor. Şu tarafta da yine aynı şekilde güzel güzel desenler var. Şu kapının üstünde. Güzel motifler vermişler. Dediğim gibi Kıbrıs'a geldiğinizde gezip görülecek yerlerden birisi de Selimiye Camii'dir. Turistik ve tarihi bir şey aynı zamanda. Şöyle biraz da dışarıdan göstereyim size dış kısmını. Etrafı yapılarla kaplı olduğu için pek dışını gösteremiyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese günler diliyorum.